3. vloga hoş geldiniz. Ben de ev cihazıma geldim. 3. vlog ev vlogu çekeyim dedim size ama sevineyim, üzüleyim mi bilmiyorum. Yusuf çamaşır atmış, birazcık evi toparlamış ve makineye renklerle beyaz piken vardı, onu atmış. Geçenlerde yine böyle bir hata etmişti ve benim eşortmanımın üstü birkaç tane beyaz havlum komple renk almış, birbirlerine karışmış. Söyledim aslında bir daha makine sen çalıştırma çünkü renkleri ayırmamız lazım diye. O sepette ne kirli varsa beyaz, siyah fark etme hepsini atmış, bakar mısınız? Son altta kız kalmış. Neyse. Üstüme hemen hızlıca değiştirdim. Baba oğul sözde evi toparlamışlar. Yani en azından salon falan dağınık değil. Örtüleri zaten ben sereceğim. Spora gideceği kıyafetleri yıkamış, asmış, sobayı yakmışlar. Ondan sonra bebişlerim saat 6'ya 20 var. Benim bir önce yemeği yapmaya geçmem lazım. Odun kesmiş. Dışarıda hala güneş var. Şu kapıyı aslında açık tutsam birazcık hava alsa güzel olur. Dışarısı güzel. Bugün nedense çok çok yorgun hissediyorum kendimi. Topuklarım, ayaklarım ağrıyor. Şansıma da bugün yemeğe hem sarma yapmam lazım. İç kattım restoranda. Şöyle iç hazırladım. Bu gerçi kıymalı olduğu için oda sıcak. Şuraya dolaba onu koyayım. Onun dışında peynirim, lorum hepsini çıkarayım. Bir tepsi böreği yapayım. Sigara böreği yapacaktım ya, vazgeçtim düfrizde çünkü sigara böreğim varmış, sarılmış. Burada kuru fasulye var, dün kayınvalidem gönderdi, etli kuru fasulye yapmış. Bir de nohut kaynatmıştı ya, nohuttan da pilavım var, pirinç pilavım. Ve ben bugün bir de iç kattım şey yapacağım, sarma yapacağım. Yaprak sarması. Onun da dışında, şurada bir yufkam var, bunları değerlendireyim. Aras restoranta gitti babasıyla. Şey yapacaklar. Şurada peynirim var. Bunu değerlendireyim. Dedesiyle o alışverişe gidecekmiş. Yusuf da herhalde bir matkap işi mi, bir şey işi varmış. Onu yapacakmış. Dükkandalar yani onlar. Kayınvalideme uğradım. Geldim. Tereyağı da katacağım şeyin içine. Böreğin içine. Yumurta katacağım. Yoğurt katacağım. Harcını hazırlayacağım. Ben yapraklarımı nereye koydum acaba? Dün yapraklarımı şey yapmıştım böyle. Bir kaba aldım da. Öyle işte yani, bu artık börekleri değerlendirmem gerekiyor. Aynı zamanda ya iç kattığım için yaprakları da sarmam lazım. 2 tane köklü soğan çektim. Bunları şeyin içine katacağım. Yaprak sarmamın içine katacağım. Dün Yusuf bahçeden böyle dibine düşmüş olan portakalları falan toplamış, suyunu sıkarız diye. Ben de şimdi 2 tane getirdim, bahçede buldum. Kayınvalidem bugün aşure yapmış. Allah kabul etsin. Evet, mevsimi değil ama hazır kuru fasulye nohut haşlamışken yapayım dedi. Tadı da çok güzel olmuş. Ben beğendim. Şekerli. Eline koluna sağlık. Allah'ım kabul etsin. Soğanlar güzelce yıkanacak. Bu kıymalı harcımın içine katılacak. Yaprak sarması için. Burada birkaç tane bulaşığım var da, bulaşık makinem boş mu? İnşallah boştur. Bakayım. İyi, harika. Bunları hemen şimdi bulaşık makinesine atarım. Bugün örtülerimi sermem lazım. Yatak odasını böyle toparlamışlar. Ben sabahleyin çıkarken yatakları toplamadan çıktım. Çünkü Aras yatakta yatıyordu. Sabaha karşı yanıma gelmişti çünkü. Bu arada Aras sınavımıza başladı, biliyor musunuz bizimle? Tabii ki hani şey kılamaz ama dualarını falan ezberlemesi lazım. Ama babasıyla beraber hem duaları takip ediyor, tekrar ediyor. Şu elbisemi de kirliye atayım. Gardırobum düzenlenecek. Evde bir sürü işim birikiyor. Ve ben yoruldukça yoruluyorum. Bu ekran neden böyle? Ana, bugün aynı zamanda benim temizlerim toplanılacak. Yusuf gene karman çorman bir renkleri makineye atmış. Makine yıkamış. Bunların hepsi ıslak, yeni yıkanmış, serilmiş. Evet, aslında iyi niyetini anlayabiliyorum. Bana yardımcı olmak istiyor. Şuradakiler de kuru, bunlar benim yıkadıklarımda açık renkler. Yardımcı olmaya çalışıyor ama olmaz ki böyle. Renklerin hepsi birbirine karışıyor. Ya Rabbim. Şimdi ikinci makineye atmış. Ona uygun bir dille anlatmam lazım ki kırılmasın. Bu sefer diyor ki yaptığım işi beğenmiyorsun diyor. Onunla alakası yok. Sevmiyorum işte havlular. Hepsi bir arada her şeyi yıkıyor. Üst giyim, alt giyim, koyular, açık renkler. Olmuyor, olmuyor öyle. Moralim düştü benim. Neyse, 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 toparlayacağım kendimi. Şu yaprağımı bir bulamadım. Nereye koydum hatırlamıyorum. Ya dolabı koymuş olmam lazım. Onları bir çıkarayım. Şu yapraklarımı bir sarayım. Şu böreğimi hemen bir soslayayım, fırına vereyim.
pişirmiş. Şimdi önce derin tepsimi çıkarayım. Güzelce loru, ondan sonra süzme peynirim vardı. Onu, yeşil soğanı doğradım, karıştırdım. Lorun tuzu olduğu için tuz falan atmadım, baharat falan da atmadım. Şimdi burada 100 gram margarini erittim. İçinin ve üzerinin sosunu hazırlıyorum. Sıvı yağlı olsa aslında bir tık daha iyi olur ama sıvı yağ ya da zeytinyağı da. Ama yağ stoklarım yok. O yüzden margarini değerlendireceğim. Tereyağı. Yoğurt katacağım. Birazcık ama ıvınsın. Ilıklığını atsın. Sıcaklığını atsın margarin. Yoğurt katacağım. Aslında süt katılsa da aynı zamanda daha iyi olur ama sütüm yok. Daha doğrusu var ama çok az var. Yumurta katacağım. 2 tane. Hemen geliyorum. İç ve üst için harç hazırlıyorum. Yumurtalı, sütlü. Diyorum ki böreği bir an önce yapayım, atayım difrize. Yaprağımı da buldum. Yaprağımı da yapmam lazım ama tuza batırmam lazım. Tuzda bekletmem lazım. Tuzlu su. Ay Allah'ım, Allah'ım, bugün bana bir şeyler oluyor. Gerçekten çıldıracağım. Ne yerim, atsam elimde kalıyor. Yaprağımı buldum. Yaprağımı hemen suya batıracağım. Birazcık tuzlu olduğu için tuzunu, ilk tuzunu atsın istiyorum. İlk kısmını atsın diye bekliyorum ki yumurtayı pişirmesin. Yoğurdun suyunu da koyuyorum. Yumuşatır çünkü bu bunu. Dolabının bazı bölgeleri soğutucuya yakın olan kısmına bir şey koyduğum zaman buz tutuyor. Yoğurt öyle olmuş. Yoğurdun kovasını koymuştum, buz tutmuş. Şimdi su böreği gibi olacak bunun içi. Kalan sütü de şöyle bocalıyorum. Margarin dondu ama o da ısısında açılır. Görüyor musunuz yaptığım işlemi? Şimdi düşünüyorum, bir yumurta yeter mi yoksa iki mi yapayım? Bir yumurta daha kıracağım. Yufkalarım fazla çünkü lorum da fazla. Bu büyük tepsiyi, derin tepsimi çıkardım. Hepsini dolduracağım. Bunu hem ara katlarına süreceğim kızlar, hem de en üstüne. Dehşet bir börek olacak bence. Fırını açtım, şimdi ısıtıyorum. Altı hemen tereyağı yağlı yağlayacağım. Evet. Bakayım, herhalde 6 tane yumurtam var. Yok, 6 tane değil. 4 tane tüm yufkam. 4,5 da olabilir. Şöyle. Parça parça olanlar da var. Onları değerlendireceğim. Thank you.
Aşklarım şimdi iki tepsi böreğim çıktı. Tamam mı? Üçer kat, üçer kat. Döndüre döndüre şey yapıyorum. Altlı üstü kızartıyorum. Çünkü iki tepsiyi de bir anda fırına koydum. 200 derecede altlı üstü pişiriyorum. Fanlı benim fırınım ve güzel, gayet güzel pişiriyor. Fırınımdan çok memnunum. Pencereyi açtım, çok sıcak oldu. Bir yandan fırının sıcağı, bir yandan sobanın sıcağı. Felaket bir sıcak var. Şu odun kovamı bir çıkaralım artık buradan. Ayak altında durmasın. Çünkü buna odun doldurup gelmesi lazım. Benim beyler daha gelmedi. Şimdi benim börek işlerim bitti Allah'a şükür. Ne yapacağım? Lavaboyu falan temizleme işine, tezgahımı temizleme işine sonuna geçeceğim. Önce bir de diyorum ki şu artık sarmalarımı bir sarayım. Şimdi kızlar, ben iki şey çektim ya, baş soğan çektim ya, yeşil soğan. Ben aslında bunları şeye katmak için çekmiştim. Siz söyleyin adını. Yaprak sarmamın, ben çok tuz değilim, bakıyorum da şey tuzuna. Yaprak sarmamın iç harcına katacaktım. Burada bir kilo herhalde, bir kilodan belki daha fazla mı? Aynen bir kilo hemen hemen yaprağım var. Bunlar bizim bahçemizin yaprak. Kayınvalidemin yazın toplayıp salamuraya yatırdığı yapraklar. Baras bizim bayılır. Biz de gerçi ayrı hepimiz severiz. Yaprak sarmasını sevmeyen yoktur bence genelde, değil mi Türkiye'de? Böyle ince ve geniş tabanlı bir tencere aldım. Çelik tencerede pişireceğim. İçime soğanı katacaktım ya, kıymalı içe harca. Ben onu tuttum, böreğe kattım. Sonra da ne oldu? Üşendim geri aşağıya inmeye. Ve böyle yeşilliksiz iç yapacağım. Neden olmasın? Bence gayet iyi olur. İçim gayet güzel, etli ve lezzetli bence oldu. Yağını falan zeytinyağından kullandım. Şimdi sizinle bunları sarmaya geçiyoruz. Tenceremi bitirdikten sonra şey düşünüyorum, bugün pişirsem ki tenceremi acaba, artık yemeklerim de var ya, artık derken yani dünden de kuru fasulyem falan da, onlar da bugün bitsin istiyorum. Neyse, bakarız duruma göre. Hele şey bir bitsin, börek bir pişsin. İki tepsi oldu, yarın birazcık şeyde götürürüm dükkana. Şimdi ben ne yapacağım, bu Yusuf dibinden topladığı, topraktan topladığı şeyleri, meyveleri bir yıkayacağım, onları bir ayıracağım. Muşunalar var yani, yedi verenler. Bunları Aras akşamları yiyor. O yüzden bunları bir ayırmam lazım. Portakallarımı yıkayıp bir kenara koymam lazım. Suyu sıkılacaklar ayrı, soyulacaklar. İçleri iyi olup yiyecekler ayrı. Bunlar artık bahçenin son portakalları diyebiliriz. Çünkü portakal zamanı artık geçti. Ağaçlarda portakal yok. Bizim şu kırmızı dutu görüyor musunuz? Bizim arkada da kırmızı siyah dut var. Şu dalları aşağı düşmüş. Vallahi hiç ilgilenemiyoruz bu sene bahçeyle. Herkesin gündemi o kadar yoğun ki. Limon daha var ama şu yaz portakalı. Yaz portakalın üzerinde dallar da daha var. Ama onun tadı tabii ki ne kadar olmasa da bu bizim Washington portakalı gibi lezzetli olmuyor. Neyse, çenem düşmesin. Hadi ben oturuyorum. Sizinle beraber hızlıca bunu bir saralım. Altlı üstü daha bir de çevirip duruyorum. Çok uzak kokular içeriye yayıldı ama. Şahane. Güzel. Evet, şimdi fırını artık kapatıyorum. Fırın kendi ısısında iyice kızaracak taraf kızarsın. Ben de son durum ne? Daha tencerenin dibini göremedik. İlk turu döndük diyebilirim. Şöyle şunları da şuraya koyarsak. Daha 2-3 kat dizeceğim. Çünkü hem içim var hem de daha yaprağım var. Bir de bakalım. Makinemiz sıkmış mı? Saat 7'ye 20 var. Kaçta geldim ben?
Artıya 20 var, kendi geldim. Makinem sıkmış. Evet, 6'ya 20 vardı. Şimdi 7'ye mi 20 var? 8'e mi 20 var? Bir bakayım. Hı, tamam. Bir saate bayağı iş başarmışım ha. Kızlar ne diyorsunuz? Vallahi tebrik edebilirsiniz beni. Hadi devam. Of. İki kat çıktı vallahi. Daha yaprağım var ama kıymam, harcım bu kadar yettiği için içim. İki kat ama tencerenin genişliği bayağı büyük. Bundan herhalde bir 50-60 tane. Sarma çıkar, çok sıcak. Yoruldum. İçim yanıyor. Soğuk bir şeyler içmek istiyorum. Soğuk hiçbir şey yok dolapta. Yani ne maden suyu, ne gazoz, ne kola. Su içeceğim. Kardeşimin tişörtü bu da. Hey! Zevki değiştikçe, tişört tarzları değiştikçe Aras'a gönderiyor tişörtlerini. Ben de Aras'a gönderdiği tişörtlerden seçtim. Pamuklu ama. Yakışmamış mı lacivert kırmızı kızlar? Neyse, konumuz o değil. Benim yapmam gereken, yapacağım bir dünya işim var. Siz benim konuştuğuma da bakmayın. Arkayı görüyorsunuz değil mi? Hemen ön yıkama yapılıp makineye yerleşecek. Çamaşır makinesi sıktı ama çamaşır makinesini boşaltmaya gitmeye korkuyorum. Çok korkuyorum çünkü eğer gene renk rengi geçtiyse modumun düşmesinden korkuyorum. Benim de öyle bir huyum var işte. Azıcık bir şeyim, moralim bozuldu mu modum yerle bir oluyor. Hiçbir şey yapmaya hevesim kalmıyor. Şu aşurenin ağzı kapaksız olduğu için ağzı kapaklı bir kaba geçirmem lazım. Üzeri şey tutuyor. Böyle kabuk tutuyor. Böyle iyi ki de ambalajlardan kalan plastik ürünleri atmıyorum. Vallahi hayat kurtarıyor. Dünyanın malzemesini alıyor dolaba dikizi. Ben aşureyi her türlüsünü seviyorum ama en çok üzerine nar, portakal kabuğu, tarçın, karanfil. Yani en karışığı, en karışığı neyse onu seviyorum ama böyle içerisinde kuru meyve sevmiyorum. Üzümmüş, ne bileyim kuş üzümüymüş, kayısıymış, kuru incirmiş, hiç sevmem onları. Ama onun dışında böyle baharat, taze meyveler bayılıyorum. Bu aşureyi dolaba koyacağım. Ben aşureyi çünkü soğuk da severim, sıcak da severim. Tezgahlarımı toparlayacağım. Şu dolaba sizinle beraber bir el atalım. Bir bakalım ne var ne yok. Aras dedesiyle alışverişe gitti ama Aras kendine göre alışveriş yapar. Bizim yine de evimize kendimize alışveriş yapmamız lazım. Kalan yaprakları da yine böyle hayat kurtaran peynir kapları, yoğurt kaplarından değerlendiriyoruz. Böyle peynir kabına koydum. Bunu da bu hafta yakınlarda yaparım diye düşünüyorum. Bu sefer benim sevdiğim bulgurlu ve zeytinyağlı. Etli ben çok sevmiyorum. Pirinçli de çok sevmiyorum sarma dolmayı. Genelde bulgurlu severim. Ondan sonra şuralar tamam. Şurada yoğurdum var. Burada neyim varmış? Yani burada tereyağı var. Beyaz tereyağı. Şu yumurtalarımızı bir kaplarına boşaltalım. Tamam demişlerim. Aşağıda sucuğum, kaşarım var, tereyağım var ve zeytinli reçelim var. Salam çıkardım. Difrizdeydi. Alışverişte salamı difrize atmıştım. Yani gayet aslında derli toplu bir dolabım var. Hepsi kapaklı, yerli yerinde. Gerektiği gibi. Sizlerde çalın aldım, kapatmam lazım yalnız. Çünkü bütün şeyi alır. Kokuyu çeker. Sonra da çay may demlerken. Gerçi ağzında koku çekecek hiçbir şey açıktı, dolabım yok. Börekleri şimdi çıkaracağım. Dilimlimini zaten tepsi böreğini ben genelde yufkaları dilimleyip pişmeden önce, fırına atmadan önce dilimleyip öyle fırına atıyorum. Çıkarken üzerinden bıçakla geçiyorum. Çok kolay oluyor. İz belirtiyorum yani dilim dilim şeklinde. Şimdi hep sıcak ya, sırtıma da öyle güzel soğuk soğuk buzdolabından vurdu ki. Şimdi ağzını şöyle hemen klipsleyelim. Bunlar bu klipsle hayat kurtarıyor zaten. Mayalarım tamamlar, tamamdır. Mayonez, ketçap, soslarım. Evet, dolabımız da burası abur cubur, Aras'ın abur cuburu. Aras'ın alışverişi geldiği zaman dolaba yerleştiririz. Bizim de gene ekstradan kendimize ev alışverişine gitmemiz lazım. Bakarız Aras ne alacak, ne alırsa, süt falan alırsa eksiklerimi ona göre azaltacağım. Şimdi portakallarımı falan diyorum ki şu kaplar aslında temiz, sadece yaprak falan süzülsün ya. Poşetimi getireyim. Bunları bir ayıklayayım, şu portakalları. Şurada sıkılacaklar var da. Şu elma yenir gene.
gidecekleri bir sulu olmuşlar. Dibine düşmüş ama çürük falan değil kızlar. Sadece toprak lekesi var. Öyle bir sulu. Bunlardan öyle güzel patakan suyu olur ki. Şimdi parasın yedi veren ayrı bir tabağı alayım. Bu yedi veren muşmula diyoruz biz de. Muşmula yedi veren meyve ağacı bize var. Birkaç tane. Hem önde var hem arkada var. Bu limonlar benim için önemli. Aras dün akşam Boğa Boğa diye bir film vardı. Fanshot'ta Netflix keyfi yaptı dün akşam Aras'la. Orada bir tas getirdi, oturdu güzelce, tadı yedi. Benim hiç meyve aramam. Hiç meyveyle aram yoktur. Teyzemin bu hafta bize aldığı şey vardı. Çilek vardı. Çileği yıkadım. Annemle gelmeden önce onu biraz atıştırdım. Şunlar yemedikler. Şunlar sıkmadıklar. Şu çürümüş. Şurada çürümüş. Şurada çürümüş. Tamam. Şunlar sıkmalık. Bunlar yemelik. Şunlar da zaten sıkmalık. Şunlar çöp. Bunları yıkayacağım. Aslında önce şu lavabonu toparlayıp makineye dizip makinanı çalıştırıp ondan sonra da diğer işlerimin başına geçmem lazım. Çamaşırlar koktuğum rüya. Bu meyve tabağı bu tamamdır. Geçen bir yorum almıştım. Neden meyve sepeti hazırlarken meyveleri yıkamadan koyuyorsunuz? Çünkü meyveleri yıkadıktan sonra ömürleri daha kısalıyor. İster istemez üzerinde koruyucusu oluyor. Kendi tozu bilmem nesi onu o meyvenin daha hızlı çürümemesini, daha geç çürümesine neden oluyor. Yani engelliyor, koruyor. Ondan dolayı biz her zaman dolaptan çıkardığımız meyveyi yıkayarak yeriz. Arasında bu alışkanlığı vardır. Hiçbir zaman eskiden tabii bu 2 yıl önce falan 6 yaşındayken, 5 yaşındayken falan anlamıyordu. O zaman zaten meyvesini soyarak tabak hazırlayıp veriyordum. Zaten Aras bu sene başladı böyle tüm meyveyi ısırıp yemeye. Daha önce diş sorunları vardı ve hep ben ona dilimleyip tabak hazırlayıp veriyordum. Şimdi artık Aras da bizim gibi meyveyi hiç yıkamadan yemez. Ondan dolayı o bilince sahip olduğumuz için de meyveyi korumak adına yıkamadan dolaba koyuyorum. Yemek isteyen çıkarıyor, yıkıyor, öyle yiyor. Evet, bu da soruda. Daha bir sürü sorular oluyor, merak edilenler oluyor, yeni hayat aileme katılanlar oluyor, işte Feride'den, Emine'den gelenler oluyor falan sorular oluyor. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bodrum'da mı yaşıyorsunuz diye bir yorum almışız. Biz Bodrum'da değiliz, Antalya Kemer Çamyuva'dayız. Yine de turizm yeri sayılır Bodrum gibi. Yani yavaş yavaş merak ettiğiniz soruları da bana sorabilirsiniz. Vaktim oldukça yavaş yavaş hepsini cevaplamaya çalışırım tatlılışlarım. Öyle. Şu bulaşıkları halledeyim mi? Sonra meyveleri bir yıkayayım. Böyle bir kafamı toparlayayım. En son artık çamaşır işine geçeceğim. Sonra dinlenmece. Ama daha börekleri çıkarıp dilimleyeceğim. Kayınvalideme börek göndereceğim sıcak sıcakken. Göndereceğim diyorum. Nasıl göndereceksem ben götüreceğim mecbur. Arası yok çünkü. Ama önce bir su içmem lazım. Bayılıyorum sıcaktan.